Biraz önce Zeynep aradı. Sağlıklı saatleri yerindeymiş Allah'a şükür. Sana da çok çok selam söyledi. He, iyi. Yapma böyle Hamdi. Kızın o senin. Bir günden bir güne aradığın yok. Bari doğru düz selamını al. Uzatma kadın, iyi dedik ya. Ne uzatıyorsun sabah sabah? Sana kaç kere diyeceğim, Zeynep bizden çıkalı, ele karışalı yıllar oldu. Yuvadan uçtu. Benim sorumluluğumdan çıktı. Daha ne diyeyim? Sorumluluğundayken çok ilgilendin mi sanki? Sadece Zeynep mi? Sanki kızları üvey evlat. Kız doğurmasaydın sen de. Ha kız evlat, ha üvey evlat. Ne fark eder? Hala mı? Kızlara, bana senelerce çektirdiğin onca şeye rağmen hala mı bunu diyorsun? Diyorum tabii. Sen dördüncü doğuları bulduğuna dua et. O da kız olsaydı ne olurdu? Ne yapacağımı bilmiyorsun sanki. Allah yüzüne baktı da Hasan'ımı doğurdu. Şimdi bırak geçmiş kaşımayı. Olan oldu. Bana bak, bugünü biliyorsun değil mi? Yok, ne oldu ki? Tövbe estağfurullah, bir de ne oldu diyor. Hasan'ımın doğum günü. Onu mu diyordun? Bilmez olur muyum hiç? Kızlarla güzelce hazırlık yapın ha. Akşama Hasan'ımın en sevdiği yemekleri yap. Yaprak sarma, barbunya pilaki, bir de köfte patates. Tamam, tamam. Ben de meyveli pastasını alıp gelirim. Zeynep'in doğum gününü biliyor musun? Ayşegül'ün, Sevim'in. Doğum gününü bırak, hangi yıl doğduklarını bile bilmezsin sen. Oğlum ya, aslan oğlum. Ayşegül, niye börek yapmadınız bugün Hasan'ıma? Her gün börek mi olur baba? Daha dün yaptık ya. Şuna bak, tembellikten yapmadık demiyor da. Aşk olsun baba ya. Bari sucuklu yumurta yapsaydınız. O da yok. Çocuk kaç acına mı gitsin okula şimdi? Kafasına bir şey girmez ki bunun. Hadi yapıverin hemen. Anne, sucuk kalmamıştı, aldınız mı? Ay, unuttum kızım. Niye almıyorsun Şükrü'ye? Paran yoksa söyle, ben alayım. Allah Allah ya. Sevim, al şunu, git bir koşu getir sucuğu. Şimdi çıkmam lazım, yoksa okula geç kalacağım. Git al dedim, başlatma şimdi okulundan. Okuyacaksan bana mı okuyacaksın? Sonra evlenip gideceksin, kocana yarayacak. Çabuk koş. Oğlum sen ye oğlum, boş ver onları. Aslan oğlum. Sen oğlum. Başka ne istiyorsun oğlum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Sabri. Hoş geldin. Siparişimi getirdin mi? Getirdim, getirdim. İşte. Oo, tam istediğim gibi olmuş. Yetiştirmeseydin çok bozulurdum vallahi. Biliyorsun bugün Hasan'ımın doğum günü. Çok sevinecek, çok. Yahu Hamdi, ufacık çocuğun kolunda servetle dolaşması doğru bir şey mi? Allah bana erkek evlat vermiş paşa gibi. Bu ne ki? Biraz büyüsün, 18 yaşını doldursun. Evi de, burayı da Hasan'ın üzerine yapacağım. Ama senin 3 kızın daha var. Onlara haksızlık olmayacak mı? Aman, onlar elin adamlarıyla evlenecekler. Yarın öbür gün bana bir şey olursa malım ülkede konar onlar. Benim Hasan'a karşı güvenim sonsuz. Ben oğlunu senin kadar seveni tanımadım vallahi. Nasıl sevmeyeyim Sabri? Erkek evlat bir başka. Hem ben onun sayesinde başım dik gezmeye başladım. 3 kızım vardı ya, kahvede az dalga geçmediniz benimle. Erkek adamın erkek damadı olur diye. Ya takılıyorduk sana. Ama haklıydınız. Zaten iş güç derken geç evlendik. Bir de arka arkaya 3 tane kız yaptık. Oğlum olsun diye nasıl dualar ettiğimi, yakardığımı bir ben bilirim. Bir de Allah. Tokat cevizi vereyim mi? Ver bakayım bir tane. Güzelse alırız. İyi ki doğdun Hasan. İyi ki doğdun Hasan.
İyi ki doğdun. Ne yaptın sen? İstemeden oldu baba. Bilerek yaptın. Kıskançlıktan yaptın. Ayağa takıldı kızın Hamdi. Kes. Beceriksiz. Rezil ettin çocuğun doğum gününü. Baba dur yapma. Hiç kimse kıpırdamasın. Bunun akıllanması gerekiyor bir kere. Artık kıskançlık yok. Anladın mı? Hamdi yapma ne olur. Ağlama diyorum sana. Rezil ettin her şeyi. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bugünlerde gösterdin ya. Büyüdü de 12 yaşını bitirdi. Sevmeye kıyamıyorum. Bakmaya doyamıyorum. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Hadi gidelim. Sevdiğin yemekleri yaptım Kemal. Bu ne be, bu ne? Filmi sesi bu kadar açık olur mu? Ama baba çok komik. Şimdi sana bir patlatırsam görürsün komiyi. Şu zıkkımın sesini hayvan gibi ne açıyorsun? Kardeşin uyuyor içeride. Yarın sınavı var biliyorsun. Baba vallahi çok açık değildi. Bu kadar ses ona gitmez ki. Bak hala cevap veriyorsun. Sus dedim sana. Bu evde Hasan uyurken sessiz olacaksınız. Hala öğrenemediniz mi? Dua et uyanmadı. Yoksa kulaklarından tavana asardım seni. Bir daha Hasan uyurken böyle bangır bangır televizyon seyrettiğini görmeyeyim. Anlaşıldı mı? Tamam baba anlaşıldı. Ben hiç gülemeyecek miyim? Kızım sussana, kardeşini uyandıracaksın şimdi. Kız hasta Hamdi. Sussana kızım. Bir başladın mı maşallah sesin kesilmiyor. Hasan'ın yarın önemli sınavı var bilmiyor musun? Uykusunu alamazsa hesabını senden sorarım. İnsaf Hamdi, insaf ya. Buradan oraya ses gider mi hiç? Kız hasta işte, görmüyor musun? Ateş gibi de yanıyor. Yarın mutlaka doktora gitmemiz lazım. Yarın işim başımdan aşkın. Dükkana mal gelecek. Sen gidersin. İyi, para ver o zaman. Para yok vallahi. Dedim ya mal gelecek. Ona ayırdım. Ama Hasan olsa verirdin değil mi baba? Ne dedin sen? Senin o dilini koparırım. Utanmaza bak. Bana hesap mı soruyorsun sen? Tamam Hamdi. Ben altın bozdurup hallederim. Ne yaparsan yap. Sakın Hasan'ın sünneti için gelen altınları bozdurma. Onları Hasan için biriktiriyoruz biliyorsun. Tamam. Bizim suçumuz ne anne? Ne yaptık biz babama? Resmen nefret ediyor bizden. Öyle deme kızım. Zeynep'in de senin de Sevim'in de yeri ayrı. Hiçbir baba evladını diğerinden ayırmaz. Babam ayırıyor ama anne. Söyleme böyle yavrum ne olur. Yalan mı? Varsa yoksa Hasan. Hasan yapma. Uf. Hasan hadi ye artık şu reçelli ekmeğini. Hasan ye diyorum lütfen. Hasan ye diyorum. Bak okula geç kalacaksın. Hasan lütfen ya hadi aç ağzını. Anlayamayacağım işte sevmiyorum. Hoppala hep severdin. Şimdi sevmedim işte. İyi yeme de büyüme o zaman.
Yemeyeceğim ama büyüyeceğim. Öyle mi beyefendi? Yemeyecekmiş abla, de büyüyecekmiş. Abla, yemeyecekmiş abla, de büyüyecekmiş. Abla, nasıl abla, büyüyecekmiş abla. O? Nasıl büyüyecekmiş? Abla, yemeyecekmiş abla, de büyüyecekmiş. Ne yapıyorsun abla, sen Ayşegül? Hiç. Çocuğun canını yaktın, görmedin mi sanıyorsun? Tövbe tövbe. Acıdı mı oğlum? Biraz. Gördün mü acımış işte. Çıldırtırsınız insanı siz be. Ama baba. Hadi çekil şuradan, kırmayayım kalbini şimdi. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Bir şeyin yok değil mi? Yok. Kızım tamam mı, yaptı mı kardeşinle? Bitti baba. Hadi topla bakayım. Koy çantanı hadi. Oğlum sen al çantanı gel. Hadi çabuk çabuk. Hayırlısıyla bir nişanım olsaydı da ablam gibi evlenip gitseydim şu evden. Bu kadar mı bıktın bizden? Kimi kastettiğimi bal gibi de biliyorsun anne. Beslenme çantası hazır mı? Hazır hazır. Hadi çabuk, geç kalmasın oğlan. Kim kırdı bunu? Sevim abla. Onu Mehmet amcan Amerika'dan getirmişti. Benim için ne kadar kıymetli bilmiyor musun? Ben yapmadım baba, sen yaptı. Bir de utanmadan iftira mı atıyorsun? Benim oğlum yalan söylemez. Bu yaptığın cezası kalmayacak. Vallahi billahi ben yapmadım baba. Yalan söyleme. Yalan söyleme diyorum. Yalan söylemiyorum baba. Gel buraya gel. Gel dedim sana. Ya. Gel baba. Gel. Gel buraya dedim. Ben size kaç defa söyledim yalan söylemeyeceksiniz diye. Baba vallahi billahi yalan söylemiyorum. Topasının elindeydi zaten. Bak hala topasının elindeydi diyor ya. Hamdi yapma. Dur. Baba yapma. Çekil. Baba vallahi ben size sıkı sıkı tembihlemiyor muyum yapma, yalan söylemeyeceksiniz dedim diye. On beş gün sonra Ayşegül'ün nişanı var, haberin var değil mi? Herhalde. Allah Allah, ama haberin yokmuş gibi davranıyorsun. Nişan için salona para vermemişsin. Verecek halim de yok. Ne diyorsun sen Hamdi? Konu komşuya rezil mi olalım? Bilmiyormuş gibi konuşma kadın. Hasan'ın kolejine yatırdım parayı. Bu ara işler de durgun. Sen altınlarından bozdur, sonra ben sana veririm. Tek çocuğun Hasan mı senin? Diğerleri üvey mi? Be kadın, hala öğrenemedin şunu. Kızların ileride elin adamıyla evlenip gidecek. Erkek evlat öyle mi? Elden ayaktan düşünce bize o bakacak. Dünyanın bin bir türlü hali var bey. Oğlum var değil mi, el koynuna girmeyince. Kız evlat gene başkadır. Onlara haksızlık etme. İşime karışma benim Şükrü'ye. Evladın erkeğe en hayırlısıdır. Benim oğlum ne anasının ne babasının sözünden çıkmaz. Merak etme sen. Ama hakkını yiyorsun kızlarının. Onların da en az Hasan kadar hakkı var. Şükrü'ye yeter, kes artık. Dünya bir yana, Hasan bir yana. Anla artık bunu ya. Abla. Efendim. Babam neden bizi sevmiyor? Bilmem. Bizim onun ne kötülüğümüz oldu ki? O nasıl söz? Hani düşman gibi davranıyor ya. Kulağımı kopartacak sandım o gün. Ama bak üzülme, yerinde duruyor. Abla. Efendim. Ben çok üzülüyorum. Hadi ama artık çok geç oldu. Yatalım. Ne olursa olsun babalar çocuklarını sever. Bunu hiç unutma. Hadi baba hadi. Aslan oğluma bir daha yapıyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Kızların sana bir sürprizi var bey. Kızlar, gelin gelin. Babalar günün kutlu olsun baba. Sağ olun, sağ olun. Hadi baba, hadi.
Tamam oğlum, yapıyorum. Baba, hediyeni merak etmiyor musun? Bakarım ya. Hediye Hasan'dan gelseydi 10 kere açmıştın ama. Kızım, Hasan'ın ayrıca bir hediye almasına gerek yok ki. Hasan'ım zaten başlı başına bir hediye. Koçum benim, koçum. Hadi baba, hadi. Tamam oğlum, yapıyorum. Bu yaptığın haksızlık baba. Varsa yoksa Hasan. Her şey Hasan için, herkes Hasan için. Bizim hiç mi kıymetimiz yok gözünde? Ayşegül. Biz senin evladın değil miyiz baba, söyle. Evlatlık mıyız yoksa? Öyle bile olsak insan utanır da bir güzel kelime eder. Sevmese de severmiş gibi yapar. Sevimle seni memnun etmek için hediye aldık. Sen paketlerin yüzüne bile bakmadın. Tıpkı bizim yüzümüze bakmadığın gibi. Yeter be yeter. Kes artık, dır dır dır. İstemiyorum sizi de hediyenizi de, anladınız mı? Anlamadık baba, anlamıyoruz. Ya anlamıyorsunuz öyle mi? Ben size öyle bir anlatırım ki. Hamdi. Çekil. Şimdi kulağınızı açın da beni iyi dinleyin. Ne sen, ne Zeynep, ne de Sevim. Üçünüz de Hasan'ımın tırnağı olamazsınız, anladınız mı? Oğlum o benim, geleceğim. Sizin amacınız başka. Başından beri ona hep kıskandınız. Allah size muhtaç etmesin beni. Hasan'ım bana yeter. Aslan oğlum. Yıkılın karşımdan. Yürüyün, kalkın. Ağlama, ağlama. Hepsi senin yüzün. Bir tane daha yapayım mı oğlum? Süpersin baba. Şükriye. Şükriye. Hadi hanım, hazırlanamadın mı daha? Ay, acele ettirme. Şunu takayım 5 dakika ya. Ne var canım? Sanki düğüne mi gideceğiz? 5 dakika dinleneceğim. Ay. Ne fark eder? Bu da evlilik yıldönümü Şükriye. Heh, ne bizim ne de kızların evlilik yıldönümünü hatırlamazsın. Hasan'ınkini hiç unutmuyorsun. O kadar olsun. O benim biricik oğlum. Kızlar evladın değil sanki. Açtırma gene benim bayramlık ağzımı. Nelerini eksik bıraktım. Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarındaydı. Tabii tabii. Çakları geçmedi sanki sana. Ben müşteriyim. Allah öbür tarafta yardımcın olsun. Bir şey deme. Benim de asabımı bozma. Ya daha eski yanlarım da... Şimdi bile kızlarına uzaksın. Aman, onlarla konuşacak neyim var ki? Damatlar desen hiçbirinden haz etmiyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yine şekerimi çıkartacaksın bak. Hadi yürü gidelim de şu hediyesini verelim Hasan'ımın. Her sene, her sene hediye. Her sene dediğin ne ya? Daha bu seneki ikinci sene. Kızlara bir çöp bile almadın ama. Şimdi o mendebur gelinin yüzünü çektireceksin bana. Bize ne saygısı var ne de sevgisi. Merak etme. Benim oğlum vakti gelince ona dersini verir. Kuzu gibi yapar. Eğer olmazsa da kapının önüne koyar. Hanım, kalk hanım, hadi kalk. Of of. Of. Hadi yürü. Oğlum anlatsana. Ne olsun baba, hep aynı. Aynı tas aynı ama. Buyurun. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Siz de buyurun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Buyur hayatım. Baba, neredeyse sen olmasan kendi evlilik yıldönümü unutacağım.
Unutur muyum oğlum hiç? Artık bir de torun gelse diyorum. İsterseniz o konuyu bize bırakın. Çünkü henüz düşünmüyoruz. Daha genciz. Biraz hayatımızı yaşayalım diyoruz. Değil mi hayatım? Tabii tabii. Siz bilirsiniz oğlum. Ama gene de fazla da vakit kaybetmeyin derim ben. Şu hediyeyi merak ettin. Dur çıkarayım. Çıkar bakalım. Açalım mı? Bu bana herhalde. Teşekkürler. Ver bakayım. Bu ne? Hasarımın künyesi. Bizdeydi. Hatıra olarak saklıyordum ama... artık sahibine vermeyi daha uygun gördüm. Ay sen bunu mu takıyordun Hasan? Küçüklük tabii. O zaman böyle künyeleri kimse takamıyordu kızım. Tabii. Genelde krolar takıyordu. Şaka yapıyor anneciğim. Ben de gerçek sanmıştım. Ay ayıp olacak ama kahvelerinizi içtikten sonra biz müsaadenizi isteyeceğiz. Ne? Biraz daha kalırsanız uçağı kaçıracağız çünkü. Ne uçağı oğlum? Tatile çıkıyoruz da baba. Ha. Ya telefon etseydiniz gelmeden. Boşu boşuna zahmet etmezdiniz. Olsun. 5 dakikada olsa gördüm ya seni. Yani sizi. Kahveni çabuk çabuk iç de kalkalım abi. Yok bey. Hemen kalkalım. Kahve içmeye gerek yok. Mandalina? Yok yok istemem. Ne oldu ya? Akşamdan beri ağzını bıçak açmıyor. Şuna haddini bildiremedin değil mi? Kime? Bir de kime diyor? Geline geline. Bizi kovmaktan beter etti. Alay etti. Ağzını açıp da bir laf edemedin. Hadi sen neyse de Hasan da bir şey diyemedi. Ya şimdi bir şey söyleyip de ağzının tadını bozmak olur mu? Bırak tatile çıkıyor işte oğlan. Ah ah ah. Ben de senden bekleyeceğime kendim konuşsaydım ya. Oğlan avucun içine almış bu gelin. Sözünden dışarı çıkmıyor. Yarın öbür gün bize etmediğini bırakmaz bu. Benden söylemesi. Fitne fesat yapma şimdi hanım. Ben mi fesatlık yapıyorum? Ne zaman bir arada olsak bizi aşağılıyor. Bizi hor görüyor fark etmiyor musun? Hele bugünkü artık tuzu böyle oldu. Rabbim onun da cezasını versin inşallah. Ne diyorsun sen be? Gelinim o benim. Biricik oğlumun karısı. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yoksa? Yoksa ne? Yoksa bana da mı vurursun? Kızlarına yaptığın gibi. Yoksa benimle de mi konuşmazsın ha? Ah. Şükriye. Şükriye. Ah. Ah. Şükriye. 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 Şükriye uyan. Şükriye. Şükriye. Başınız sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Başınız sağ olsun. 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 Sağ ol. Baba. Ablam 2 günlüğüne izin alıp ta Kanada'dan geldi de... sevgili Hasan Bey tatilini bırakıp gelemedi.
Haber vermiştiniz değil mi? Verilmez mi Sevim? Belki onun da başında bir dert vardır Ayşegül. Bana söyleyip üzülmemi istememiştir. Ne derdi olabilir baba? Beyefendi tatil keyfini bozmak istemedi işte. Ayşegül. Bana kızma boşuna baba, yalan mı? Hayatın boyunca Hasan'ı el üstünde tuttun. Bütün malını mülkünü onun üstüne yaptın. Ama bak o en zor gününde seni yalnız bıraktı. Yaptımsa yaptım, benim malım değil mi? Size mi hesap vereceğim? Ama ablam doğru söylüyor baba. Oturduğun evi bile onun üstüne yaptın. Bak annemin cenazesine bile gelmedi. Bugün yanımızda olmayacak da ne zaman yanımızda olacak? Yeter susun. Beni Hasan'a karşı doldurmaya çalışmayın. Hepinizi silerim. Defolun evimden. Defolun. Ah be Hasan. Neden gelmedin be oğlum? Şunların eline koz verdi. Ama eminim vardır aklı bir sebebin. Aslan oğlum. Daha boşaltmadınız mı evi? Neden boşaltacakmışım ki? Burayı ben satın aldım. İşte tapusu. Geçen hafta Hasan Bey'le imzaya gittik. İmkansız. Bir yanlışlık oldu. Hasan böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Bir dakika. Dönene kadar bekleyemem beyefendi. Bir hafta süre vermiştim. Süre bitti. Hadi yarına kadar daha bekleyeyim. Ama yarın boşaltmazsanız zorla çıkartırım sizi. Anladınız mı? Ne yaptın be oğlum? Neden sattın evi? Ne yapacağım ben şimdi? Tabii ya. Nasıl olsa beraber yaşayacağız diye sattı. Haklı tabii. İki eve birden ne gerek var? Aslan oğlum. Tabii ya. Aslan oğlum benim. Beni sokakta bırakacak hali yok ya. Ben onu bugünler için yetiştirdim. Aslanım benim. Yiğidim. Merhaba kızım. Hayırdır? Hasan evi satmış da... herhalde sizinle birlikte kalacağım için... iki eve birden ihtiyaç olmadığını düşünmüş. Vallahi öyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü biz de taşınıyoruz buradan. Taşınıyor musunuz? Evet, Samsun'a. Hasan orada iyi bir iş buldu. Ne? Hasan buradan gidiyor mu yani? Bana niye söylemedi bunu? Vallahi orasını bilemem. Ama kızım, Hasan benim evi satmış. Sizin evinizi mi? Hasan'ın diye biliyorum ben. Para lazım oldu, evi sattık. Peki ben ne yapacağım şimdi? Ne bileyim, kızlarınızla falan gidersiniz artık. Hayır yani onu da ben mi düşüneceğim? Arayın kızlarınızı, alsınlar sizi yanlarına. Sen yaptın. Oğlumun aklını sen çeldin. Hasan yapmaz böyle bir şey. O beni sever sayar.
Ya benim ne kabahatim var ya? Hasan nerede? Konuşayım onunla. Göreyim onu. Sizi görmek istemiyordur belki de efendim. Zorlamayın isterseniz. Yazıklar olsun. Öf. Senin. Diğerleri üvey mi? Be kadın, hala öğrenemedin şunu. Kızların ileride elin adamıyla evlenip gidecek. Erkek evlat öyle mi? Elden ayaktan düşünce bize o bakacak. Dünyanın bin bir türlü hali var bey. Oğlum var deme el koynuna girmeyince. Kız evlat gene başkadır. Onlara haksızlık etme. İşime karışma benim Şükrü'ye. Evladın erkeğe en hayırlısı. Benim oğlum ne anasının ne babasının sözünden çıkmaz. Merak etme sen. Ne sen, ne Zeynep, ne de Sevim. Üçünüz de Hasan'ımın tırnağı olamazsınız, anladınız mı? Oğlum o benim, geleceğim. Sizin amacınız başka. Başından beri onayı kıskandınız. Allah size muhtaç etmesin beni. Hasan'ım bana yeter. Aslan oğlum. Yıkılın karşımdan. Yürüyün, kalkın. Allah'ım ben ne yapmışım? Affet ablam, affet. Ne yapacağım ben şimdi? Baba? Kızım. Hayırdır baba, bu bavulda ne? Bunca zaman tek evladım Hasan'mış gibi davrandım. Size hep ihmal ettim. Haksızlık ettim, ayıp ettim. Büyük hata etmişim. Beni affedebilecek misin? Eve ne oldu? Hani o en son bizi kovduğun baba evine ne oldu? Sattı. Hem evi hem de dükkanı sattı. Sattı mı? Dünya bir yana, Hasan bir yana derdin hep. Onu yaşlılığında sığınacak bir liman olarak gördün. Ama ne oldu? Baba evimizi sattı. Seni de evine almadı değil mi? Ben... Böyle olacağını bilseydim. Kusura bakma baba. Kalbim kırık. Bir şeyler koptu içimde artık. Sana karşı o kadar doluyum ki. Şimdi konuşursam yanlış bir şey söyleyebilirim. Seni bu eve kabul edersem kendime büyük bir saygısızlık etmiş olurum. Haklısın kızım. Çok çektirdim sizi. Ben bunu sonuna kadar hak ettim. Beni de anla baba.
Baba. Kızım. Kızım mı? Kızım mı? Bana böyle içten kızım demen için o kadar çok bekledim ki baba. Ben bilemedim Sevim. Hiçbirinizin kıymetini bilemedim. Çocukluğunuzu, gençliğinizi heba ettim. Üzülüyorum. Kahroluyorum. Allah'ım bana sizin gibi 3 altın kız evlat verdi ama kıymetini bilemedim. Ayşegül ablam her şeyi anlattı baba. Hasan evi satmış. Seni de kabul etmemiş. Senin için üzgünüm. Ablamlar seni çok uyardı. Ama dinlemedin, inanmadın. Yanlış yapmışım. Sence de biraz geç olmadı mı baba? Oldu. Bir ömür kadar geç oldu. Şükrü'ye haklıymış. Onu öyle özlüyorum ki. Baba. Git lütfen. Şükrüye, sen haklıydın. Kız evlat da Allah'tan, erkek evlat da Allah'tan demeyi bilemedi. Sağlıklı olsun da kız ya da erkek olsun ne fark eder demeyi, şükretmeyi bilemedi. Erkek çocuğumuzun olmayışının suçunu hep sende aradın. Hasan olunca da... Ah Şükrü. Öyle apansız bırakıp gittin ki beni. Senden helallik bile alamadım. Affet beni Şükrü'ye. Ne olur affet. Bu da benim imtihanımmış demek ki. Onu da bilemedim. Hakkınızı veremedim. Ne senin, ne de kızların. Pişmanım şimdi ama çok geç. Bir ömür gittin. Niçin? Bir hiç uğruna. Kızlar da kabul etmedi beni. Ne deseler, ne yapsalar haklılar. Kızmıyorum onlara. Allah'ım sen beni affet. Baba. Ayşegül, sevim. Baba. Seni bir başına bırakmaya gönlümüz razı olur mu sandın? Size çektirdim onca şeyden sonra. Hepinizin hakkını yedim. Ne büyük bir hata yapmışım ben. Şimdi sizden hangi yüzde helallik isteyeceğim? Mahşer günü Allah'a nasıl hesap vereceğim? Bizden yana sana hakkımız helaldir baba. Sahi helal ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Hasan için dünyayı gözümü kırpadan yakar. Ama o ne yaptı?
Annesinin cenazesine bile gelmedi. Vefasız. Hayasız. Oturduğum evi bile sattı ama hata bende. Yanlış yapan benim. Evet, Hasan'ı bu hale sen getirdin baba. Onu öyle bir sarıp sarmaladın ki dünyayı kendi çevresinde dönüyor sandın. Ona da yazık ettin. Anneme de, bize de. En çok da kendine. Seni çok uyardık ama dinlemedin baba. Sağır olmuşum demek ki, kör olmuşum. Hadi baba. Siz kabul ettiniz beni ama ya damatlar. Biliyorsunuz işte. Beni isterler mi? Merak etme baba. Onlarla da konuştuk, sorun yok. Ayrıca onlar ne derse desin, biz seni sokakta bırakır mıyız baba? Hadi baba. Hem annem ne der bize? Bize kızmaz mı? Annem. Sen hiç merak etme. Babamı sokakta bırakmayacağız. Kızlarım. Allah'ım bana böyle bir şey laf verdiğin için sana şükürler olsun. Altyazı M.K.